Sevgili dostlarım, yeni bir bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Giriş olarak şunu söylemek istiyorum. Kanalımızın bu noktaya gelmesi, serimizin böyle güzel ilerlemesi adına hepinize çok teşekkür ederim. Bu noktada YouTube kanalımıza katıldan abone olan herkese çok teşekkür ederim. Tek tek isimlerini saymak istiyorum. Hakan Emre Tekin, Yunus Utku Şahin, Ender Baba, Ali Lukunku, Mustafa Baştürk, Ömer Arslan, Devil Shark, Samet, Burak Başsu, Muhammed BSK, Önder İpek, Nizamettin Öztürk, Okan Yüksel, Tubi, Oğuz 1453, Mehmet Fatih, Kılıç Aslan, Kasume, Ali Osmanal, Sendikalı Farmer ve Barış Ertaş dostlarıma bana bu destekleri için gerçekten müteşekkirim. Dostlar yine birinci olduk ya. Yine ortadaki canavarı kestik. Şurada görüyorsunuz. Last boss has been defeated by hocam diyor. Yine kestik yine kestik. Yine 60 tane orbumuzu alacağız. Tek isteğimiz şu an DC olmamak. Ben böyle devam edeyim dostlar. Çıkışta tekrar haberleşelim. Sevgili dostlarım yine birinci olduk. Yine 60 tane orbumuzu aldık. 472 tane orb oldu. Güzel güzel harcayacağız bunları inşallah. Böyle biriktiriyoruz. Ekliyoruz. 3. ayın 11'ine kadar VIP'miz var. Ve var olmaya da devam edecek inşallah. Dostlarım selamlar. Az önce Manes'in arenasından çıktık. Yine 35 tane aldık. Üzerimizde 507 tane Manes oldu. Ben şu ikinci Magic Bey'i VIP ile kapatacağım. Böyle hatta şimdi sizinle beraber yapayım. 12 tane alacağım. Bakayım geliyor değil mi? Aynen geliyor. Böyle şurayı kapatalım. Ya başka alınacak mantıklı bir şey yok. Baktım düşündüm. iki tane patos alabilirim. O da bir hafta sürecek. Çok bir mantığı yok. 1 tane patos alacağımız miktara biz bir aylık VIP depolarız. Kaç oldu? Dört mü oldu? Beş olsun. On iki taneye kadar yolu var. Ya e şimdiden alıyorum. Ne olur ne olmaz. Ben oyuna girebilirim. Giremem. Bir şey olur. O arada biz Maneslerimizi kaybetmeyelim. Orplarımızı daha doğrusu kaybetmeyelim. Dört tane daha alayım hemen. Bir. 2 Üç. Dördüncüyü de aldık. Bunları hemen şöyle yerleştireyim. Dostlar ikinci magic bag kapalı. Artık orayı kullanmayacağız çok fazla. Şimdilik 3 aylık VIP'mizi daha temin ettik. Zaten burada 3. ayın 11'ine kadar yani neredeyse 3 aylık VIP'miz de var. İyi ya 5-6 aylık oldu. Dahası da olacak. Dostlar çok güzel bir sürede Deva'yı kesmeye başladık. Deva'nın canı kuran %15. İnşallah kimse gelmeden bitiririz. Valla partide o kadar çok match var ki bitmemesi <laughs> mucize olur diyordum. Biz de buradan hile destek veriyoruz tabii ki. Valla bitirdik. Adamı gördüm. Gördünüz mü? Bakın bakın. Daha yeni geliyorlar ama geciktiler. Yapacak bir şey yok. Buran olduğunu zannetmiyorum. Partideki herkesin eline koluna sağlık bu arada. Çok teşekkür ederim. İki silver, iki blue ile ayrılıyoruz. Mis gibi bir JR kazandık diyoruz kendimize. Hemen bunları bankaya atalım. Ganimeti arttıralım. Dostlar hep drop aldıklarımızı gösteriyoruz. Rob almadıklarımızı hiç göstermiyoruz ama biz düzenli her gün kılanca JR'den sonra direkt boss turundayız. Bir şey atsa da atmasa da artık full çıkıyoruz. Yani genel anlamda atmıyor ama atınca da çok sevindiriyor. Ufak bir şey dahi olsa. Sevgili dostlar artık klanımız çok doldu biliyorsunuz. Mecburen bir alt klan açacağız. Alt klanı da mage biz kuracağız. Ama bu klanı kurduktan sonra sizin de tanıdığınız bir arkadaşımıza bu klanın liderliğini devredeceğiz. Onda kalacak ama hepimiz oynayacağız tabii ki. Şimdi ben bu klanı kurayım. Vallahi klanı kurduk dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu noktada bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi biz klana alım şartının olmadığını söyledik biliyorsunuz. Biz klanı herhangi bir şartla almıyoruz. Fakat klan aşırı doldu. O kadar doldu ki bizim asıl oynadığımız ekip yani PK'ya çıktığımız işte BF'ye farmlara gittiğimiz ekip ayrı bir yerde kaldı. Yani birbirimize odaklanamamaya başladı. Bütün mesele bu. Bunun üzerine biz bir mecburen alt klan açtık. Belki bir tane daha açacağız. Çünkü klan çok doluyor. Ya oynayanlar biliyor zaten bu oyunu. Bu oyun böyle klanca arkadaşlarla güzel. O yüzden alt klan açıyoruz. O yüzden klanı alımları bu saatten sonra biz alt klanla yapacağız. Neden bunun olduğunu sormayın diye açıklama yapıyorum dostlar. Çok teşekkür ederim. Evet en sevdiğimiz kısım klan payımızın geldiği kısım. Dostlar bu pay Glassbelt'ten bize gelen pay. Daha diğerlerinin payları satılmadı. Temler satılmadı paylanmadı yani. Satılınca inşallah onların payını da alacağız. Dostlarım selamlar. Şimdi UTC'den çıktık. 10 tane kutumuzu bir de kanjar fragmentimizi aldık. Şimdi sizlerle birlikte atmayacak biliyoruz ama hadi bakalım dedik. Bismillah ilkinden başladık. İkincisi totamik Hızlı hızlı kıracağım. Bunun bir attığı bir şey de yok. Smite Hammer 15M. Crimson Çitin atıyor. Iron Impact. Hızlı hızlı hiç beklemeyelim. Dediğim gibi zaten attığı bir şey yok. Durandal kaç kaldı? 3 tane kaldı. Hadi Shell Priest Çitin ya rezalet yemin ederim rezalet Priest Çitin. Görüyorsunuz şurayı dostlar. Yemin ediyorum rezalet. Dostlarım selamlar. Premium'umuz bitti malum biliyorsunuz. Şimdi geldim. Üzerimde 711 em para var. VIP'miz var. Peri de birazdan biter muhtemelen. Geçen ay sitede kalan bakiye ile birlikte ben siteye 490 em sattığımda Twitch Premium'umu ve Perim'i alacak kadar keşimi yükleyebiliyorum. O yüzden ben şimdi 490 m siteye satacağım. Bu arada hangi siteye satıyoruz onu da hemen göstereyim size. Dostlarım tabii ki sponsorumuz olan Vatan Game'e satıyoruz. Birazdan Vatan Game'e sattığım GB'yi teslim edeceğiz. Bu arada dostlar şurada teslim alacak karaktere lütfen dikkat edin. Çünkü her şeyin fake'i var artık biliyorsunuz. Ben şimdi bu satışı gerçekleştireyim. Vatan Game'den keşimi çekeyim. Tekrar kayda gireyim. Cash işlemlerimizi hallettik. 3600'e Switch Premium aldık. 700 keşe peri aldık. 100 keşe de 90 keşe de Magic Bay aldık. ben önce bu Magic Bay'i bir kırdıracağım. Magic Bey'i kırmazsak üstümüzde hiç yer olmuyor. Hiç alan olmuyor. O yüzden sıkıntı. Önce bunu kırıyoruz. Önce periyi ardından switch'i kırdırıp hemen 1'e geçip CR'ye geçeceğiz. Önce peri, önce peri. Telimizi kırdık. Şimdi hemen premium'u da kıralım. Dostlar premium'u kırdık. DC'miz olduk. Hemen JR'ye geçelim. Dostlar maalesef karşı taraf çok sağlam. Yapacak bir şey yok. JR'yi kaybettik. Hemen ben çıkayım. Şu daily ile günlükle devam edelim. En azından belki bir triyer alırız. Sevgili dostlarım selamlar. Az önce daily yaptık. Şurada. Geldim 3 tane taş olmuştu. Dedim ya kırayım. Vallahi göğüslüğü 7 attı. Şükürler olsun 7 attı. HP setimizin 3. parçası da tamamlandı demektir. Kaldı 2 parça. HP sette kolluk 6, kafalık 7. Göğüslüğü de 7 yaptık çok şükür. Ben şimdi hemen buna bir HP basayım. İnşallah bir HP bus bulursam. Destan 1'de. Basayım yoksa 2'ye geçip orada da basarız. Mage ile bu defa Manes'e girdim dostlar. Mechle de birinci olduk. Yine boss'u kestim. Ve yine 60 tane orp aldık. Allah biz bu işi çözdük. Şimdi gidip bir şey deneyeceğim. Yançar'la VIP stoklanıyor diye biliyorum. Bakalım Yançar'la VIP stoklayabilecek miyiz? İki tane daha alacağım şimdi. Dostlar geldim şimdi. 60 tane manesor bu. iki tane VIP kele değişeceğim. Bakalım stekleniyor mu üst üste? Olmuyor. Tamam sıkıntı yok. Biz buna gerekirse magic Bank alırız bir tane. VIP'leri yedekleriz da burada kalsın. meçte zaten çok fazla bir şey yapmıyoruz. Dostlarım selamlar. Şimdi artı 7 çıkardığımız triyale HP basmaya geldik. İnşallah bunu yakmayız. Önce yakmadık ama yakanları gördük. Güzel. Üçüncü parçamız da tamam. Artık şu göğüslüğü ebediyen kaldırabiliriz. Dostlarım bu evimizi sattık. Üzerimizde 3 GB'ye yakın bir para oldu. Şimdi o paranın hepsini üzerime bir çekeyim. Bu buradaydı gitti. 292 en para var ama bunun bir 10-15 e mi gidecek şimdi. Niye gidecek? Ya ben şu günlük girişleri almamışım. Unutuyorum yani ben almayı. Bugün de muhtemelen son gün. Bugün pazar, çarşamba günü bu yenilenecek. Ben şimdi bunların hepsini alacağım mecburen. Hatta aldım. Bakayım alabiliyor muyum? Alamıyorum. 15 bile değil. Yani 10 M'den fazla para gidecek herhalde. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 M para gidecek dostlar. Yapacak bir şey yok. Minerva kafalık umurumda değil aslında. Ben limited alacağım da. Umurumda olan burada Stellar Tato var. Kanat da çok önemli değil. Alsak mı almasak mı çok kararsız kaldım ya. Benim zaten şurada Manes'ten ve Royal'den biriktirdiğim iki tane Lunar tatum daha var. Yani bir aylık Tattoo'muz var. Üç günde burada var. Üzerimizdekinin bitmesine ne kadar var? Ayın sekizinde bitiyor. Bugün ayın yedisi herhalde. Aynen bugün ayın yedisi. Yani daha bir aydan fazla tatumuz var. Minerva'da gidip zaten para verip alacağım. Şöyle iki aylık, üç aylık depolayacağım. Minerva'ya da gerek yok. Buradan bize lazım olan ne var? Ona bakıyorum. Kanada gerek yok. Bunları istemiyorum. Bunlar zaten bir günlük. Hiç gerek yok. 5 tane magic hamur var. Değmez. 5 tane magic hamuru 1 em verip alabilirim. O ayrı bir olay. Hatta aldım. Tanesi 200k'ya geliyor. Geniye hamurdan daha ucuz. Hatta burada kanat açıldı. Kanadı da aldım. Kanadı kullanmıyoruz biliyorsunuz. Yan çarda okçuda falan kullanırız muhtemelen. Ben şimdi hatta bir destan 2'ye geçeyim. Ya da önce şu drakileri bir halledeyim. Drakileri bitireyim. Sonra ardından bir destan 2'ye geçelim. Evet sevgili dostlarım kutumuz geldi. Yaklaşık olarak 2 aydır gelmiyordu. Şurada Superior'daki Supply Box'ı görüyorsunuz. Şükürler olsun geldi. Ya son 3-4 gündür vb de atmıyordu, kutu da atmıyordu. 3. katın 5. odası aynen. Üçüncü katın 5. odasında aldık. Güzel oldu bu. Hanemize bir 15-20m daha yazmış olduk. Az önce klandan arkadaşımız Hakan'la konuşuyorduk. Dedim ki ya Hakan para yok. Resealing alamıyorum. Ne yapacağız ne diyeceğiz bilmiyorum. Çara item koymamız lazım ama koyamıyoruz. Vallahi hocam dedi paranı biriktir. Artı 1 alamıyorsan artı 2 al. Artı 2'ler daha uygun. Tabi artı 3'ler en uygunu. Artı 3'leri 7 GB. Artı 1'leri 1.5 GB. Bakalım eğer parayı tam biriktirirsek. Böyle bir 4-4.5 GB'miz olursa. 2 tane artı 2 almaya çalışacağım. Üstümüzde de bayağı satılacak item var bankada. Onları da satarız. Şimdilik hayırlısı olsun diyelim. Kutuyu haneye yazdık. Dostlar süper hemen bankaya atalım. Güzel manapot kasıyoruz burada. Şansa da bir superior atıyor işte. O da ayda yılda bir. Bankamız şahane biliyorsunuz. Buraya kaldıralım. Ya burada en kötü 60-70 emlik, en kötü 1 GB'lik bir item var. Döme pereklerimiz var. Bayağı bir item var satacağımız. Ben şimdi bir Destan 2'ye geçeyim. Pazara bakayım. Dostlar az önce pazardan iki tane geniye hamur çektim. Parça parça. Küçük küçük yani. Geniye hamurları aldım. Üzerimde geniye vardı zaten. Geldim şimdi biraz revana bırakacağım. Biraz AFK kalmam lazım. Muhtemelen sadece saat başı gelir. TS basar geri giderim. Sizi de en son sonucundan haberdar ederim. Yaptığımız Raven Harpy Farm'ının sonuna geldik. Böyle 6 tane MD'miz var. Bu 6 tane MD ve bir dünya çöp. Ne kadarlık bir sürede geldi onu söyleyeyim. Üzerimde ikili geniye vardı o bitmiş yani 4 saat. Buradan da bir 40 dakika kullanmış. 20 de öbüründen. Ya 5 saat diyebiliriz dostlar. 5 saatte 6m'de. Rezillik. Vallahi rezillik. 550 tane de mana kasmışız. 150 tane mana vardı üzerimde. Mana bitmişti. Mana kasmak için iyi oluyor. Başka bir şey için değil. Vallahi rezillik. Ne bir MS ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ben ara ara kayıtlara girdim de muhtemelen en sonunu size gösteririm. Az önce Manes vardı. Manes'ten çıktık. 167 tane daha oldu Manes Orp. Sizinle beraber şuradan bir tur deneyelim. Açılacak mı? Yok. Eklenmiyor. Tamam. Sıkıntı yok. MD'lere de artı basayım. Zararın dibini yapalım. Ya o kadar çöp geldi ki inanamıyorum yani. Daha önce Raven'la bana bu kadar çöp gelmemişti. İlginç. MD'lere de artı basayım. Elimiz değmişken hepsini bir yakalım. Kaç tane alalım? 25 tane alalım bir. Sizinle beraber buradan seri seri deneyelim. Bakayım 3 tane artı 5 var. Dördüncü de geldi. 6'ya atalım birlikte. İlki geçti. İkincisi yandı. 2 İki tane daha kağıt alayım. Hepsi yanarsa geçeni 7'ye atarız. Hayret. Bu da geçti. Valla 3 tane 6 çıkardık. 6 tane MD'den 3'e 6 çıktı. Biz burada basalım. Artık ne geçti ne kaldı çok da umurumda değil açıkçası. Ya Raven farmı rezillik farmı ya. Ben işim vardı. Bilerek bıraktım farma da. Yok hiç olacak gibi değil. Da beklemeden basacağım. Hiçbir umudum yok. Görüyorsunuz zaten vermiyor. Vermeyecek de. Yok. Şimdi da basalım gitsin. Hiç uğraşmayalım. Gördüğünüz üzere 3 tane 6'dan 1 tane 7 geçmiyor. Ya oyunda upgrade'i bitirmişler. Ben o yüzden son 2-3 videodur görüyorsunuz upgrade yapmıyorum. Yapmayacağım da. Match ile Drake'e girdik ve Weapon Breaker'ımızı aldık. Daha günde bir tane atmaya başladı. Ya meyce atıyor ya Priest atıyor. Ama iki, iki, güne bir mutlaka bir tane alıyorum artık. Dostlar yaptığım analizler neticesinde artı 7'ye item vermiyor. Ama artı 6'ya bu oyun item veriyor. Şimdi bir hal Hellbreaker buldum. 130 M'den satılıyor. Artı 6'sı 170 M'e satılıyor. Yani 5'ten 6'ya geçirirsek minimum 40 M karımız olacak. Ya Minerva alacağız en azından onu aradan çıkarayım istiyorum. Vallahi ben bunu alacağım ya. Alıp bir tane bu suda denemek istiyorum. Ben bunu alayım bu da alayım. Upgrade'de görüşelim. Bu su da aldım dostlar hemen atalım ya beklemeyeceğim hadi seriden oh be çok güzel oldu 40M karı karhanemize yazıp devam edebiliriz. Hemen size de bir fiyatlarını göstereyim. Hellbreaker Artı altılar 169 170'den pazarda görüyorsunuz. En kötü 170 yani biz buradan minimum 40M kar ettik. Bir paket Minerva'yı bedavaya getirdik. Evet dostlar Hellbreaker'ı sattık ve geldik şimdi Estant'ta daily görevini yapmaya. Bu arada X Harley Quinn dostumuz. Başka kimseye yazmadım hocam sadece sana yazdım diyor. Takip edin abone olun diyor. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlarım şaşırıyorum. iki gün arda da VB attı. İlk hakkımızdayız. Bakalım ya inşallah kutu atmaya devam eder. E, son 3 günde bir kutu 2 VB. Mükemmel ilerleyiş diyebiliriz. Ben devam edeyim yine bir drop olursa açayım kaydı. Sevgili dostlarım bir JR'yi daha uğraşmadan kazandık. Adamlar geldi ama biz artık kesmiş bulunduk. Güzel iki silver'ı daha bankaya atalım. Bu ay premium erken çıkarıp gerisinde item almayı planlıyorum. Bakalım inşallah. Ben şimdi daily'yi yapayım. Bu arada dostlar partideki herkesin eline koluna sağ Burada bize selam gönderen Alon Spy, Unstable, Tufan abi vardı. İhtiyar varıyor. Dostlar daily'yi yaptık. Şimdi hemen boss turuna geldik. DF'nin kutusu bizde ama boş. Bakalım Talos'tan bir şey alabilecek miyiz? Ya inşallah alırız ya. Valla kaç gündür dönüyoruz atmadı bir şey. Hadi bismillah diyelim başlayalım. da dayan yettim dostumuz yani Murat abimiz. Sağ olsun bütün pesimistliğiyle bütün klanı çökertiyor. Atmayacak 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 diyor. Bakalım. Hadi Talos. Utandır şu Murat abiyi ya. Utandır ne olacak ki? Vallahi elbet geldi. Elfbelt mi o? Ya Murat Bey gördün mü? Gördün mü? Pesimistliğin bir yere kadarmış. Talos seni <laughs> utandırdı. Yemin ediyorum utandırdı. Dostlar çok güzel oldu. Elfbelt 120-130M civarında. Şu an biz partide 6 kişiyiz. Yani adam başı 20-25M'i kaptık diyebiliriz. Devam edelim. Daha bosslar bitmedi. Dostlar trollerin tam ortasında TK'yı bulduk. Hemen yapıştım ben. Bizim partidekiler de geliyorlar. Onlar gelmeden ben böyle 5k 5k vurayım. Bana vursa da bir şey olmaz. TK çok fazla vuramaz bana. Vallahi hissediyorum ya. Belki bundan da bir şey alırız. Yani Murat abi arkadan Discord'dan diyor ki yok yok öyle bir şey ikinciyi atmaz falan. İnşallah bir daha utanırsın Murat Bey. İnşallah diyelim. Dostlar TK düştü. Hadi 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 utandır. Vallahi Silver Ealing geldi. Bu defa da Silver Earring geldi. Kafayı yiyeceğim Silver Earring geldi. <laughs> ya çok güzel oldu ya. Vallahi iteminde parasında değilim. Şu Murat abinin pesimistliği bitsin. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Dostlar bu arada Silver Earring de 130-140M yapıyor. Yani 2 item 2.5 GB'nin üzerinde şu anda. 6 kişiyiz. Adam başı yine bir 40-50M civarında diyebiliriz. Dostlar şimdi oyuna girdim. Üzerimdeki parayı bir alayım komple. 370 m yani paramız var. Bankadakiler duruyor. Niye bunu aldım? Bugün res günü çünkü. Artık asettekiler gidecek. Ben buradan birkaç paket minerva çekeceğim. Şöyle bir ayı daha kurtardık. Bunun çünkü 1-2 günü kaldı diye biliyorum. Aynen 3 günü kalmış bu. 3 gün sonra bitecek. Bunu bir sonraki ay kullanırız. Bir tane daha alacağım. Bu bir sonraki ayın. Bir aylık daha almak istiyorum. Ama şurada kafalık var. Bir tane göğüslük alsak bizi idare eder mi? Eder herhalde ya. Eder eder. Üçüncü aya bunu almayalım. Şimdilik 1 GB harcadık zaten. Burada başka alacağımız bir şey var mı? Yok. Burada bizi ilgilendiren farklı bir durum yok. Ben bu minervaları da şuraya yedekleyeyim. Şöyle 2 aylık aldık. Bir aylığında kafalığını günlük görevden aldık zaten. Göğüslüğünü de bulur çekeriz bir yerden. Pazardan ya da pusta. Bir de öyle bakarız duruma. Eğer bizi götürüyorsa başka bir şeye gerek yok deriz. Bu da bir günlük kanat gelmişti. Günlük giriş etkinliğinden. 300 HP, 300 weight veriyor. Çok güzel bir şey de. Oyundaki kanat olayı çok pahalı dostlar. 900 keş ya. Az bu değil yani. Bu arada üstümüzde 207 tane orb var. Birazdan bir 20 tane alsak 230 tane olacak. Artık yeter. VIP almayacağım. 12, 15 tane olmuş. Yani bu bizi en az 3.5-4 ay götürecek demektir. VIPK alacağım da koyacak yer yok. Bu 207-230 manes orpla ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım kıymetli bir şey varsa alırız. Para edecek bir şey varsa alırız. Yoksa da yapacak bir şey yok deriz. Dostlar az önce manesten çıktık. 232 tane manes orbumuz oldu. Şimdi üzerimizde zaten yeterince VIP var. Ben şöyle yapacağım. 2 tane patos alacağım. Atak patos. Bunu ne seçiyoruz bilmiyorum ama... Pres diyelim ya. Atak olsun. Bize atak lazım. Tekrar seçiyorum. İkinciyi de kırdık. Bakalım kollarımıza. Heh, şöyle parıl parıl olalım. 32 tane kaldı. Bununla da bir tane daha VIP alalım. Onu da şöyle sıraya koyalım. Şu iki taneyi de atalım çöpe gitsin. Çünkü bitti. Bu son manesti. Artık etkinliği tamamladık. Bunlara bir bakayım. Vallahi çok güzel demeç arttırdı. Şimdi atak int moda dönersek anlarız ne olduğunu. Dostlar ilk trakiden bir tane VB, iki tane de shell aldık. VB drop'u nerede? Onu göstereyim size. Şurada VB drop'u. Ardından da iki tane shell attı. Daha ilk trakiden. Diğerlerinden de umudum var. İki hakkımız daha duruyor. Ben buna birazdan gireceğim. TVSC bitmeden girelim muhtemelen. 2000 years evet, later. dostlarım merhabalar. Yeni bir günden herkese selamlar. Şimdi uyandım res gelmiş. Bakalım bir reste neler gelmiş. Yeni güncellemeler neler. Onları bir görelim istiyorum. Zannediyorum hepimiz şu anda görüyoruz. Bir girelim bakalım ne varmış işin içinde. Dostlar 11.01.2024 tarihli sonucu bakımı ile ilgili detaylar aşağıdadır diyor. Hadi bismillah bakalım neymiş. 4 haftalık olan etkinlik 7 Şubat'ta sona erecek. Yani bugün itibariyle başlayanlar 7 Şubat'ta bitecek. Okey tamam. Dostlar ben bu Marble etkinliğini hiç bilmiyorum. Yani bir kez veya iki kez denk geldim ama ne olduğunu bilmiyorum. Basıyorum şurada bir yere geliyor sonra para istiyor. Para istediği için ben de yapmıyorum. Bu bence saçma bir etkinlik. Biraz para istiyor dediğim gibi. Parası olanlar yapabilir. Full Moon Rift gelmiş. Allah onu kahretsin. Nefret ediyoruz bu etkinlikten. Orada 3-5 tane fazla kazanmak için milletin rızkıyla oynuyorlar biliyorsunuz. Hiç gerek yok. Asete Patosklo ve Üçlü SC'ye gelmiş. PK'cılar için güzel haber. Patos'ta eğer paramız olursa alırız yine. 60M güzel para. Biz 50M Minerva alıyorduk. 60M Patos'ta alabiliriz. Kırmızı tavuk etkinliği başlamıştır diyor. Kırmızı tavuk etkinliği nedir dostlar? Adonis kıtasını bu istilaya karşı savurarak eşsiz ödülleri sahibi olabilirsiniz diyor. Moradon'un önünde çıkacakmış bunlar. 6 dakika boyunca can ve mana değerimizi 300 arttıracakmış. Red Chicken Meat. Bu acaba gemlerle beraber basılıyor mu? 10 tane biriktirip verirsek diyor. Kırmızı kolyenin sahibi olabilirmişiz. 3 er anti veriyor. 3 er de STR HP veriyormuş. 17 HP bonusu var. Vallahi güzel. Stila bitmedi diyor. Tavuğun annesi çıkacakmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Başka bir ödülü yok mu bunun? Zannediyorum başka bir ödülü yok. Şu biraz gereksiz duruyor bizim için de. Yeni serverlarda bu iş görür. 17 HP veriyor. 3'er STR HP Dex. 3'er de anti. Ya idare eder işte. Kullanılabilir. Neyse devam edelim. I Love Night Online amblem etkinliği 11 Ocakla 7 Şubat arasında 20'den fazla alınırsa Redistribution item veriyormuş. Yani bu skill ya da stat sıfırlama veriyor. Güzel. Ya da kanat alabiliyorsunuz. 20 kez almak gerekiyor. Yani her gün almak lazım. 83 rep 6 ve üstünde JR kazanan oyunculara işte Oreat, Minak, Destan, Rice'da ne veriyor? 4 For... Fortified Sterling Silver Gemstone. Neymiş bu? Bunlarla yeni eşyalar düşürebiliyormuştunuz. Mino, LKP, Pok ve Lilimen'in yeni şekilleri zannediyorum. Artık yeni takılar giriyor oyuna belli ki. Burada detaylarını vermiş de göremiyorum tam. Diyor ki Warboard etkinliği şunlara eklenmiştir. Warboard sistemi kim ne kadar vurduğunu gösteren sistem geç. 50 kill, 7 armor, 8 armor görevleri artık 81 seviye üstü. Ya önce 83 dediniz insanlar level katmaya başladı. Sonra 82 dediniz. Şimdi 81 diyorsunuz. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Yani <laughs> ne yapıyorsunuz? Bence ne yaptığınızı siz de bilmiyorsunuz. Bir söylediğiniz bir söylediğinizi tutmuyor çünkü. Lunar War güncellemeleri. Lunar War sona erdiği zaman win-lose şeklinde savaş sonu UI penceresi oyuna eklenmiştir. Lunar War erdiği zaman 80 oyuncular ceza yaşanacak. Diğerleri kendi kalelerine. Ya gerçekten düşünüyorum da şu anda hani şurada yazanlara okuyorum. Yani ikonu farklı görünen eşyalar düzeltilmiş. Master için ikon değiştirmiş. Ya ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Yani oyundaki her şey bitti. Gerçekten oyun kostan temizlendi. Tertemiz bir oyunumuz var. Her şey okey. Hani bir tek isim değiştirmeye mi kaldık ya? Gerçekten zoruma gidiyor. Allah aşkına daha efektif güncellemeler bekliyoruz. Sayın Entity Game yetkilileri. Gerçekten çok daha efektif güncellemeler bekliyoruz sizden. Bu oyun daha iyilerini hak ediyor. Bu oyuncular daha iyilerini hak ediyor. Vallahi düşündükçe moralim bozuluyor ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse dostlar geçelim güncellemeleri biz kendimize bakalım. Tatomuz bitmiş. Şurada benim 3 günlük bir tatom vardı. Nerede o? 15, 15. Aa 3 günlük değil 15 günlük. Bir de bunu kıralım. Bir 15 gün daha Tato ile oynayalım. Patosumuz bir hafta var. Bir hafta sonra o patosları da muhtemelen şeyden alırız. Asetten. Hem bununla yani hem Priest'le hem Mage'le direkt yapacağım. Ardından muhtemelen CZ'ye farma geçerim. Ya da direkt CZ'ye farma da geçebilirim. Benim işim belli olmaz. Buradan bir 7m çekelim üstümüze. Bankada 270 kalsın. Moradona gidip tatoyu kırdırayım. Sonrasına bakalım beraber. Muhtemel dediğim gibi CZ'ye çıkacağım. Lunar Tattoo'yu kırmayı bilmeyen varsa eğer. Burada VIP Manager'a geliyorsunuz. Direkt en altta Tattoo Exchange diyor. 15 günlüğü seçip buradan Lunar Tattoo diyorsunuz geliyor. %2 demeç arttırıyor. %30 defans. %50 de HP. Bizim bayağı işimize yarayan bir şey. Bir CZ'ye geçelim. Bakalım ne durumdayız. Kalabalık mı sakin mi görelim. Ardından bir farm slotuna geçelim. Dostlar farm açılışımızı yine trollde yaptık. Yalnız şöyle bir şey var. Geldim. 5 tane troll kestim. İlk slot. 3 tane TS attı yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Bildiğiniz 3 tane TS attı ilk slotta. Şimdi 15 dakika daha bir şey atmaz. Direkt 500k ile başladık hemen. Ya troll güzel seviyorum da. O zamanlarda çok az atıyor. Yani, TS sayısı baya düştü. Yoksa ben burada sabaha kadar kalırım ki. Beni buradan çıkaramazlar da. Az önce Stongolem'e gittim bir bakayım dedim hani dolu mu boş mu kim var kim yok diye. Orada hemen ittifaklar kurulmuş. Bir tanesi çift slot dönüyor hatta 3 slot dönüyor. Birine ben geçeyim dedim böyle işaret yaptım human biri. Hani biri gelse ben şurada çift slot dönsem. Otur kalk yapsa ben bırakırım ona slotu. Yani en azından bir tanesini bırakırım. Adam 3 slot dönüyor hiçbirini bırakmamak için Havzale diye bir tane okçu var. Sağlam bir okçu onu çağırmış. O geldi. Yolda görmüştüm zaten onu. Ya bu humanlar böyle biraz toplanıyorlar. Haruslarda bir şey yok da humanlar biraz öyleler. Hemen haberleşiyorlar. Baktım Havzar'a geldi. Ne alaka yani? Ben ona karışmamıştım. Dokunmamıştım. Geldi kesti bizi az önce. böyle bir yardımlaşmaları var. Tuhaf bir şekilde. O mafyaların olduğu yerlere ben gitmek istemiyorum. Ben burada takılıp ufak ufak TSM'i kasayım. Bak dört tane olmuş bile. TSM'i kasayım. Zaman geçsin. Bak paramızı cebimize koyalım gidelim. Troll veriyor dolu yoksa oraya geçecektim. Burada trollün polemiğine bile girmeyecektim normalde. Orası dolu olduğu için trollde kasacağız. Kasalım ya sıkıntı yok. Geleli 3-4 dakika oldu. TC'yi ölmeden önce basmıştım ben. TC'den takip edemeyeceğim. Dostlar ilk RPL'mize ölerek geldik. Bir arkadaş geldi bizi kesti. Sağ olsun. 8 tane TS olmuş. Şöpe atıyorum. Shell falan gelmemiş. Şimdi tekrar slot'a gideceğim. Bakacağım bizi kesenler orada mı? Oradaysa savaşalım. Dostlar bizi kesenleri bulamadık. Şimdi yine geldik slot'a. Hemen başlayalım tekrar. Burada bir 50-60 tane TS kasıp öyle çıkacağım inşallah. Planım o. Ya da bir 10 emlik edecek kadar TS kasıp öyle çıkacağım. Artık bir saatte mi gelir, iki saatte mi gelir bilmiyorum. Bu arada Radon X3 dostumuza selamlar olsun. Beraber geldik. Onu da kesmişlerdi az önce. Ya Afrika'yken kesiyorlar. yüz yüze bizi kesmeleri zor. Dostlar 19 tane TS oldu. İkinci RPR de geldi. Bu arada klandan dostumuz Hakan geldi. Hakan'la birlikte şimdi biraz Troll varıyor dönmeye çalışacağız. Gidip beraber eğer Troll varıyor da boşluk varsa bayağı bir Troll varıyor dönelim. Bugün farmla geçsin. Dostlar biz Hakan'la birlikte geldik. Burada tek slot Troll Warrior dönüyoruz. Bakalım bir şey alacak mıyız? Bir şey bırakacak mı? Ne kadar oldu? RPR'ler %79 oldu. Şu ana kadar bir şey atmadı. Bakalım bir drop vesaire bir şey olursa ben kayda açarım. Yoksa başka bir yere gideceğim zaten. Evil e falan da geçebiliriz yani. Dostlar Troll Warrior'da yaklaşık 1,5 saat kadar döndük. Hiç drop alamadık. Biz de kendimizi evile attık. Madem drop alamayacağız bari evilden alamayalım dedik. Bu arada Radon X3 dostumuzla beraberiz. Hakan ben bir de o var. Üçümüz böyle bildiğiniz rol keser gibi kesiyoruz evili. Bayağı eritiyoruz. Ya okçunun varıyorum. Hakikaten ata çok güzel. Böyle bakalım ne drop çıkacak dostlar. Biraz burada kalacağız. Öyle bir saat 2 saat burada takılmayı düşünüyoruz. Klandan dostumuz Hakan'dan bir tane priest ring alıyoruz. Bunu 30 eme alıyoruz dostlar. Bunun parasını birazdan vereceğiz. Şimdi üzerine para alamıyor. Birazdan farm bittiğinde 30 emine vereceğiz. Dostlar Evil geniş slotta, arkadaki slotta bayağı darlandı. Çünkü felo saati şu anda. Biz de bu dar slota geldik. İlk slot dolu. Şu an tek slotta kasacağız. Eğer ön taraf boş olursa iki slot yaparız rahat, rahat. Burada tekrar başlayalım hemen farm'a. Bir drop olursa kaydı açalım. Dostlarım ilk drop'umuzu almış bulunmaktayız. X Impact. X Impact çok bir para itmiyor ama en azından drop drop'tur bizim için. 3-5 m de olsa para eder. Ne kadar oldu biz geleli? Herhalde ikinci kez basıyoruz. Yani bir 15 dakika belki 20 dakika olmuştur buradayız. Bakalım inşallah birkaç güzel drop böyle trialler, ronslar alacağız. Ya trialler güzel para ediyor. Artı 7 trialin tanesi 150 M'den fazla oldu. Seti 7.5 8 GB'ye satıyorlar. Destan gibi bir serverda evet. 2 günde bir trialin alındığı bir serverda. Çünkü yeni başlayan çok fazla var. O yüzden Triasetler güzel para ediyor. Gerçi Ronslar da iyi. Ronslar da 140-130 M civarında artı 7'si. E artı 1'leri 20-25 M'den satılıyor. Biz herhangi birinden bir tane alsak 3 kişinin birer saatlik farmını kurtarmış oluyoruz. Dostlar hemen ardından kolluk trialemizi alıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere benim üstüme geldi zaten. Dediğim gibi çok olmadı. Biz buraya geleli. Ardından bir onu yeniledik. Yani 7-8 dakika sonra X Impact'ten 7-8 dakika sonra kolluk triyare aldık. Minimum 20. Şu an vallahi farmın keyfini çıkarıyoruz. Dostlarım saatler süren farmımızın sonuna geldik. Elimizde bir tane trial kolluk var. Bir tane impact var. X impact. 19 tane TS, 2 tane glaive. 2 de shell kafalığımız var. Ben şimdi çıkıyorum. Saat 6'ya 20 var. Dersim var. Biraz uğraşacağım. Yemek falan yiyeceğim. Derse girerim. Yemekle uğraşırım. Şöyle 9.30-10 gibi gelirim inşallah. JR'de muhtemelen görüşürüz. Dostlarım selamlar. Şimdi oyuna girdim. Destan 2'ye geldim. Şu bankayı biraz boşaltalım istiyorum. Öncesinde üstümü bir tık toparlayayım. Burada biriken şeller var. Onları da kırarız birazdan. Bugün çıkardığımız şu glevleri de basalım. Şelleri de kırarız. Eksimpek de basılır gibi duruyor. Bakalım şunlar pay zaten biliyorsunuz. Bunlar şimdilik kalsın. Ya da şu şerleri bir kıralım. Artı basacaklara sonra geçelim. Var mı başka? Yok başka kırılacak bir şey yok. Klevleri ayırıyorum. Şu çitinler ikisi de dex basılı. Allah'ım ya Rabbim. Neyse şuradan çıkanlarla beraber satarız. Bu arada paparazzi pazar dostumuza selam olsun. Onun da sizlere videoya selamı vardı. Şimdi dostlar hemen seriden Narki amcamızdan bir başlayalım. Buradan para edecek bir şey atmadı diyebiliriz. İnt çıkaralım aradan. Life Shovel'ı çıkaralım. Armor'u da çıkaralım. Hadi Life Crystal'i de alalım. Connected Tire'ını da alalım. Başka bir şey yok gibi. Hepsi satılacak. Şunları da alalım. Çöp atacağız nasıl olsa. Yani sandviçle satacağız. Gidip onları satalım. Tekrar bir bankaya dönelim. Artı basacak ne var onları bir görelim. Şu fazlalıkları bankaya atıyorum dostlar. Bunları burada ben biriktiriyorum. Bunlar günü geldiğinde para lazım olduğunda satılacak şeyler. Şimdi 5 tane artı bir weapon breaker'ımız var. Gemleri de birazdan bayağı atarız. Şimdi gidip şu 5 tane weapon breaker'a bir tane de glaive artı basacağız. Şimdi bunları ben böyle seriden basmaya başlayayım. 3 tane artı 5 VB var. Ya 2 tane 6 alırsak kurtaracağız. İlkini yaktık. Hadi bari ver bunu ver. Güzel. Şunu da ver kurtar bizi. Güzel. 2 tane artı 6 VB 30 M civarında yapıyor. Bize şimdilik yeter. Ha, masrafımıza değdi mi? Kaç taneydi? 5 tane VB 2 tane Glave vardı. Glave'ler para etmiyor. VB'lerin 5 tanesi de 22.5 M yapıyordu. Bunlar bakalım artı altı VB'ler eğer 15M civarındaysa kurtardık demektir. Burada satan var. 14.750 güzel. Bir tanesini 30M desek. Verdiğimizden fazlasını almışız. Bakalım başka ne yapabiliriz. Şu an ama artı basma hakkımız bitti. Bir tane kaldı sadece. Bir relog atar geliriz muhtemelen. Artı basacak mıyız gerçi onu bilmiyorum. Satılacak neyimiz var şimdi? Satılacaklar bir tık düştü. Smite'ımız var. Midges, Staff, Enion, Bomb. Ha bir de kancar fragmanı var. Burada gemlerimiz var. Gidip gemlerimizi bayağı atalım. Sizi sıkmayın dostlar bunlarla. Şunları bayağı atayım ben. Belki blue'yu, green'i, ble'yi atmam gider kırarım. Fiyatlara bağlı. 1.400. Blue da hemen hemen her yerde aynı gibi. 1.400. Ya bunlar herhalde tek adam ya. Öyle düşünüyorum ben artık. Bir kişinin çağrıları yani. Blue her yerde aynı. 5 taneye atalım. 7. Kötü değil. Dostlar en yoğun da atıyorum. Beklemeyeceğim ya. Pazarda 1M için bekleyemem yani. Dostlar bankada yine ne var ne yoksa üstümüze alalım. Biz bir pazar kuralım. Dostlar pazarımızı kurduk. 19 eme 14 14600'den VB'leri. Mitril'i. Fragmentleri. MP rekleri. Abyss Blessing'i. Ve şu arkadaşları pazara koyduk. Böyle başlatalım pazarımızı. Geriye kadar kalsın. 1 saat 40 dakika falan kalacak. Bakalım JR zamanı ne satılmış ne satılmamış görürüz. Evet muazzam bir sürede deva yayınlıyoruz. Hakikaten muazzam bir süre. Uzun zamandır bu kadar kısa sürede inmemiştik. Ya e, i̇ki tane mage'imiz var. Bende ve GC Priest'te DKM var. Ya boss'ları erittik resmen. Umuyorum devayı da aynı şekilde eriteceğiz. Hemen şöyle ben DB'yi verdim. Soru indirdim. Hemen DKM ile 5K 5K vuralım. Bakın Devan'ın canı nasıl gidiyor Allah aşkına. Daha burada konuşurken %30'u eridi. Hakikaten muazzamız. Biz muhtemelen karşı tarafı hiç görmeyeceğiz. Direkt kesip çıkacağız gibi duruyor. Rüzgar gibi geçen bir deva kesimi izledik dostlar. Vallahi çok güzeldi. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Karşı taraf gelmedi. Gelemez de zaten bu Mümkün değil. Yani bizim gibi değillerse eğer gelemezlerdi. Dedim ya iki tane Mage, iki tane DKMeli Priest muazzam buluyoruz. Tek seferde 20k'ya yakın deme çıkarıyoruz yani. Az değil. Biz buradan Blue Gem ve iki tane de Silver Gem ayrılıyoruz. Mis gibi atalım bankaya geçelim. Dostlarım Destan 1'de JR'den sonra VB'lerimizi ve Smite Hammer'ımızı sattık. Oradan elimize 44M para geldi. Güzel oldu uğraşmamış olduk. 28 BB'leri saydık. 16'da Smite'ı saydık. Verdik. Onun kaydını almayı unuttum. Tüm gemleri, her şeyi, bankadaki her şeyi bayağı attık. Dışında elimizde olanlar bunlar. Bu ikisi pay zaten biliyorsunuz. Onun dışında 382 M paramız var. 58 de pazardan gelecek. 4.3 gibi bir şey olacak muhtemelen paramız. Ben şimdi pazarı kurup bölümü bitireceğim. Tabi bitirmeden önce direkt çekilişe geçeceğiz çekiliş ekranında bitireceğiz. Pazarı kurduk. Hadi çekiliş ekranına gidelim. Vatan Game'in sponsorluğunda, Vatan Game'in sayesinde yaptığımız bu çekilişe hepiniz hoş geldiniz. Buradan bize 5 tane kazanan, 5 tane de yedek lazım. Her kullanıcıyı bir kere saysın. Şimdi yorumların arasından çekecek. Bakalım kaç tane yorum çekecek. Şöyle bir katılımcıları gör diyelim. Şöyle hızlıca hemen buradan geçelim. Belki isminizi görürsünüz bu bu kısmı hızlı geçeceğim. duruma bakmayın. Ama bu bütün yorumları çekiyor. Ondan emin olabilirsiniz. Çekilişi başlat diyorum. Hadi bismillah diyelim. Bakalım kimlere nasip olacak. İlk talihlimiz Ersen Arslan 7082. Zevkle izliyorum. iyi oyunlar demiş. Çok teşekkür ederim. Vallahi Mert çiftçiye çıktı. Bizim Mert'e çıktı. Çok sevindim buna. Güzel. İbrahim Küçük Bayram 36 27. Hayırlı olsun hocam demiş. Çok teşekkür ederiz hocam. Dördüncü kazanan Aykut Bulut 29 19. Eline sağlık, tebrikler demiş. Sağ olun hocam. Lol Heaven TR. 5. kazanan dostumuz. Hocam yeni yol arkadaşın hayırlı olsun. Bence bu kanal bir tık geç keşfedildi ama neyse diyelim hayırlısı olsun. Sağ olun, var olun kıymetli hocam. Dostlar 5 kazananımız çekildi. Ve gelelim 5 yedeğimize. Reşat Zeybek 787. Vatan Game gerçekten en iyisi. Sadece orayı kullanırım demiş. Teşekkür ederiz. Ozi 07. Eline sağlık başarılar demiş. Eyvallah hocam teşekkür ederim. Kriit 867 41. Hocam sponsorluğa çok mutlu oldum. Emeğine sağlık. Eyvallah. Eyvallah teşekkür ederim hocam. Hasan Koç 4389. Hayırlı olsun hocam saygılar demiş. Saygılar bizden kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. En son 5. yedeğimiz. Resul Gutcuk 22 Hayırlı olsun vatan yayın demiş. Çok teşekkür ederiz. Kazanan dostlarımızdan ricamız şudur. Instagram hesabımız videonun altında var. Bana Instagram'dan direkt ulaşabilirsiniz. Direkt ulaşın. Ben de size Vatan Gemin bana göndermiş olduğu Vatan Pin kodlarını, 140 TL'lik Vatan Pin kodlarını direkt sizinle paylaşayım dostlar. Uzun bir süre bekleyeceğim asıl kazanan dostlarımızın bana ulaşmalarını. Eğer onlar ulaşmazsa yedek kazanan dostlarımızın da bana ulaşmalarını istiyorum. Ya elimizde hazır olsun. Ne olur ne olmaz. Eğer aslardan çıkmazsa yedeklere dağıtırız biz de kodlarımızı. Peki dostlar benim size vereceğim 140 TL'lik vatan pin kodunu nasıl yükleyeceksiniz Vatan Game'e? Hemen şurada videodan göstereyim. Videonun altında benim referansımla Vatan Game'e tıklayıp üye oluyorsunuz dostlar. Üyeliğinizi girdikten sonra ID ve şifrenizle hesabınıza giriyorsunuz. Ana sayfada sağ üstte bakiye ekle kısmı var görüyorsunuz. Buradan bakiye ekle diyorsunuz. Tıklayıp aşağıda vatan pin ile ödeme kısmına tıklıyorsunuz. Pin kodunuzu yapıştırıyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Robot olmadığınızı kanıtlayıp yüklemeyi gerçekleştir diyorsunuz bu kadar. Yapmanız gereken iki şey dostlarım. Bir bana ulaşmanız, videonun altında Discord adresimiz var. Discord'dan ya da Instagram üzerinden özellikle bana yazın. Ben size kodlarınızı atayım. 2. Ben size kodları attıktan sonra Vatampi'ni nasıl kullanacağınızı bilmeniz. Bu bölüm çok güzel paramız oldu. Yaklaşık 4-4.5 GB paramız var. Minervalarımızı çektik. Patosları çekeceğiz bu ay. Yani paramız bayağı yeter bize artar da. Yeni bir item koyamadık. Koyacağız inşallah. Paramız biraz biriksin. Lupus'ta gözüm var. Lupus alacağız. Öyle düşünüyorum. Seriye devam diyelim dostlar. Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Dile kolay dostlar. Tam 38 bölüm oldu. 6 aydır buradayız. 6 ayda iyi, kötü günlerimiz oldu mutlaka. Kastığımız, kasmadığımız bölümler oldu. Farm yaptığımız, pazar yaptığımız, artı bastığımız, kutu kırdığımız. Ya biz her şeyi yaptık. Gönlümüzde ferah. Biz bu serinin şeffaflığından razıyız. Umarım siz de razısınızdır. Dostlarım Vatan Games sponsorluğunda çekilişlerimiz devam edecek. Bunlardan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenelim, yorum atalım. Kitlemiz büyüsün, komünitimiz büyüsün. Büyüdükçe daha güzel içerikler gelecek emin olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.